Radyasyon-onkoloji uzmanı Profesör Doktor Mustafa Vejder Tekin hocamla birlikteyiz. Hocam özellikle tabii sağlık sorunlarının başında akciğer kanseri geliyor. Akciğer kanseri nedir diye soralım. Kişi de belirtti, aynı mıdır gelen şikayetlerde? Akciğer kanseri, akciğer dokusundaki bir hücrenin genetik yapısının bozularak kanser hücresine dönüşmesi ve akciğerde bir kitle oluşturmasıyla karakterize bir hastalıktır. Akciğer kanserinde erken evrelerde çok fazla bir belirti vermeyebilir. Ama genellikle tümörün yerleşimine, çevre dokularda yaptığı basıya bağlı semptomlar gelişebilir. En önemli semptomlardan birisi öksürüktür. Öksürük bazen balgamda kanla beraber olabilir. Onun haricinde tümörün tıkadığı alanların arkasında enfeksiyonların gelişmesi nedeniyle iyileşmeyen ya da iyileşip tekrarlayan pnömoni atakları şeklinde kendini gösterebilir. Eğer büyük damarlara bası yapıyorsa vena cava superior sendromu dediğimiz yüzle ve boyunda şişmeyle göğüsteki venlerde belirginleşmeyle birlikte olan bir sendroma neden olabilir. En önemli belirtilerinden birisi hava yollarının tıkamasıyla birlikte solunum sıkıntısı görülebilir. Dediğim gibi en önemli belirtilerinden birisi öksürük ve kanlı balgam şeklinde ortaya çıkabilir. Akciğer kanserinde en önemli etiyolojik faktör sigaradır. Akciğer kanserleri aslında önlenebilir kanserler arasında yer alır. Ne demektir önlenebilir kanserler? Bazı şeyleri düzelttiğiniz takdirde görülebilirliğinin azaldığı durumlardır. Mesleki hastalıklar olarak da karşımıza çıkabilirler. Özellikle kimya sanayinde çalışan ve orada üretimde meydana gelen kimyasal atıkların inhalasyonuyla akciğerlere alınmasıyla, asbest gibi bir takım maddelerin inhalasyonla akciğerlere alınmasıyla ortaya çıkabilme özelliği vardır. Genetik olarak da görünme özelliğine sahiptir ama en önemli etken sigaradır. Sigara içiminin bırakılması ve iş sağlığı kurallarına göre çalışma şartlarının düzeltilmesi akciğer kanseri gelişme riskini de azaltabilir. Bunun haricinde akciğer kanseri evrelerinde eğer erken evrede yakalandığında ki o da diğer kanserler gibi tamamen tedavi edilebilir hastalıklar arasındadır. Tedavi modaliteleri arasında özellikle cerrahi, radyoterapi ve kemoterapi yer almaktadır. Bunlar bazen üçü bir arada yapılabilir. Bazen de bir modalite ya da iki modalite birlikte kullanılabilir. Akciğer kanserleri iki kısımda incelenir. Bir küçük hücreli akciğer kanserleri, iki küçük hücre dışı akciğer kanserleri. Küçük hücreli akciğer kanserinde genellikle çok erken evresi opere edilebilir. Onun haricindeki tüm tedavi modaliteleri eş zamanlı kemoradyoterapi içerir. Bir de bu küçük hücreli akciğer kanserinde beyne yayılma insidansı yüksek olduğu için tüm bu tedaviler bitirildikten sonra eğer beyinde herhangi bir metastatik tutulum yok ise o zaman profilaktik kraniyal radyoterapi dediğimiz bir tedavide uygulayabiliriz.